Peki Allah. Bekir Sıtkı Sezgin nasıl abi lise yıllarında oldu? Valla Bekir Sıtkı Sezgin abi nasıl oldu? Babamın aslında müzik zevki Hmm, sirayet sirayet. etti. Babam rahmetli hiç okula gitmemiş bir adam. Ankara'da gecekonduda oturuyoruz. 8 çocuk. Dolmuş şoförü. Fakat babam evde abi Osmanlı müziği dinler. Hafız Burhan dinler, Müzeyyen Senar dinler, Hamiyet Yüceses, Mine Nurettin Selçuk. Ben bunlarla büyüdüm. Zaten abi estetik çıtayı çok yukarıya koymuş. Aynen. Fakat Tabii. ilginç olanı hiç eğitimi olmayan bir insanın bu kültürü nereden geliyor? Abdullah Yüce arkadaşıydı. Cüneyt Gökçer tiyatrocular arkadaşıydı. Babam böyle biraz dünyaya meraklı bir adamdı. Yani Avrupa'yı falan gidip gezmiş falan bir adamdı. Hiçbir dil bilmeden. Hatta çok ilginç hikayeleri vardı anlattığı. Dolayısıyla o baba etkisi yüzünden ailede bizim aslında müzik şeyi var. Zevki var. Abilerimde, ablalarımda var. Geçen ablam hatta mırıldanıyordu. Böyle bir müzik programı açıktı Ankara'ya gittiğimde. Ben de öyle kenardan mırıldanırken baktım ablam da mırıldanıyor. İlk defa duyuyorum ablam mırıldandığını, küçük ablamın. Dedim abla senin bayağı bir kulağın var. Yani o kadar doğru okuyor ki hiç kaydırmadan. O pederden abi. Daha sonra ortaokul, lise radyodan açıyorum. İşte fasılları dinliyorum. Akşam fasıllara yetişiyordum liseden gelince. Her gün fasıl oluyordu. Bir de arada böyle özel işte programlar oluyordu. TRT o zaman gerçekten çok kaliteli müzik yayını vardı. Bekir Sıtkı Sezgin'den şarkılar dinleyeceksiniz. Ben de dinliyorum. Kim bu? Zaten olağanüstü bir isim. Abi sesi duyar Tabii. duymaz taşramdan bir şey oldu. Bir örneği olmayan bir ses ya. Kesinlikle. O yüzden onun üzerine benim bir yazım vardır. Tevhidin Sesi diye. Ha, okudum ben o yazıyı. Yani Hatırlıyorum. Bekir Bey gerçekten çok başka bir şey. Mevlid'in Veladet Bahri'ni herhalde onun kadar okuyan var mıdır bilmiyorum. Bu Evet. başka bir şey yani. O Zaten zaman izleyenlerimize de tavsiye ederim. kesinlikle. Bir dinlesinler Veladet Bahri'ni Kesinlikle. ondan. Her şey çok farklı olacak Kesinlikle. yani. Ve Bekir Bey'in biliyorsun üzerine yapılmış bir belgesel var. O belgeselde aslında farkını söylüyor. Diyor ki ben hiçbir müzik eserini gönlümde tevhid hissi doğmadan okumam. Yani o adam aslında zikrediyor. Efendim Tuti Mucize Guyem zikir mi ya? Bu bizim bildiğimiz ilahi olması lazım. Yavrucuğum onlar da zikir, bunlar da zikir. Allah'ı kastettiğin her şey, meşru olan her şey zaten zikirdir. Amellerin zikirdir. Yani Allah için şunu kaldırıp şuraya koysam bu da zikirdir. Zikir hatırlamak demek. Tabii. Allahu Teala'yı ister fiilinle hatırla, ister kelamınla hatırla, ister hiç sessiz hatırla oturduğun yerde. Yani o derinliği bilen bir insan olduğu Evet, için doğru abi söylüyorsun. ses gerçekten sanki ruhundan bir ses geliyor. Buradan değil yani ciğer Evet. yukarısı değil o adamın. Allah gani gani rahmet etsin. Onunla Pusuyla ilgili de diyorsun. güzel bir kitap yayınlandı. Aa, görmedim. Bizim gençler işte Bekir Sıtkı Sezgin kitabı yayınladılar. Hocam, Harika bir kitap. bakayım abi. Eyvallah. Eyvallah. Abi yanılıyor muyum? Fakat ben Bekir Sıtkı Sezgin'le yapılmış bir eski mülakatı zannediyorum, dinledim. Şimdi bu söylediğiniz tevhid meselesi zihnimde bir kez daha aydınlandı. Orada koroyu tarif ediyor. Diyor ki, yalnızca diyor solo şarkılar söylemek değildir marifet. Bir koro oluşturmak da bir marifet gerektirir. Sizin sesinizin başkalaşarak ve başka seslerin içerisinde dönüşerek tek bir sese dönüşmesi. Evet. Birlik, tevhid Evet, dediğimiz mesele. evet, evet. Esas marifet odur diye bir şey Çok diyordu güzel. Ben onu zannediyorum. bilmiyordum ama gerçekten doğru. Şimdi ben genelde müziği de tevhid üzerinden anlamayı ve anlatmayı çalışıyorum. Gerçekten mesela makam kavramı, tek sesli olması, bütün Müslüman toplumlarında bunlar ortak şeyler abi. Usuller, ölçüler, sesin kullanımı, hatta oturarak icra etme mesela Bizde de ayakta. oda müziği olduğu için oturarak icra Tabii edilir. oturarak icra edilir. Hilal şeklinde edilir. Aslında merkezde usul vardır, ritim vardır. Çünkü her şeyin merkezi ritimdir. Kudüm ya da Kudüm işte veya bendir bendir veya gibi. daire ne varsa. Hanendeler onun yanında oturur. Diğer sazendeler diğer yanlarında oturur. Benim Gönül Makam programı Evet TRT'de doğru. biraz bu Onun bir mantıkla anlamda bir değil mi? Benzeriydi o yapılan canlandırmasını canlandırmasıydı. yapmaya çalışmıştık. Abi Bekir Bey'in öğrettiği çok şey var bize. Kendisi çok mütevazı bir insan imiş. Ben kavuşamadım maalesef. Bu arada gençlere de söyleyelim yani benim çok hayıflandığım şey. Abi insanlar gençken bildikleri bu kıymetler yaşarken Tabii.
bir gidip tanışmadık ya. Yani ben kendimi gerçekten o konuda acayip kınıyorum. Çünkü ben üniversitede okurken Bekir Bey'i biliyorum, ben liseden hayatta biliyorum. Hayatta doğru. Ya abi insan gider bir en azından görür. Şimdi en azından yaşayanlara gitsin. Evet, yani onun için söylüyorum. Siz bu treni kaçırmayın. Hatta ben Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık okurken böyle kalıp cümleler öğretiyorlar. I like nokta nokta nokta. Oraya İngilizce bir şey yazacaksın. Altına da I like nokta nokta, my favorite nokta nokta diye bir şey var. Is diye. Ben de abi o alıştırmaya şey yazdım. I like Turkish classical music. My favorite singer is Bekir Sıtkı Sezgin. Şimdi hoca 1984 senesi bu. Johann Sebastian Bach yazacağını abi sen de gittin. Aynen. Bekir Sıtkı Sezgin yazdın. Şimdi herkesi okutuyor. Sıra bana geldi. Ben de o cümleyi o şekilde okunca herkes baktı bana falan. Hoca dedi, o kim dedi ya falan dedi. Bekir Sıtkı Sezgin. Tabii herkes şey yazıyor. O zaman Dire Straits yazıyor. Tabii. Şunları bunları yazıyor. Pink Floyd falan filan. Iron Maiden, Metallica. Aynen. Ondan sonra ben de izah ettim. Dedim ben bunu diyorum. Allah Allah sen onu mu dinliyorsun falan. Fakat aynı hocanın yaşadığı başka bir şok daha vardı. O da aklıma geldi. Şimdi ben Ankara'dan gelmişim. Tabii taşra yağızlı olarak. Sınıftaki herkes kolej bebesi. Kolejli bebe. Çünkü bizim gibi insanlar girmesin diye bir de yabancı dil barajı vardı Boğaziçi Üniversitesi'nin. Yani kendi bölüm puanını tutturman yetmiyor. Bir de Türkiye'de yabancı dilde %2,5'a girmen gerekiyor en üstte. Ben de Hababam sınıfında Fransızcayı kendi kendime çok sevdiğim için dili öğrenmiştim. O puanla onu da kazandım. Neyse. Şimdi o şekilde gelmişiz. Ama İngilizce öğreneceğim tabii. İlk hafta cuma vakti geldi. Şimdi ders devam ediyor. Ben Allah selamet versin. O zamanki hocamız vefat ettiyse Allah rahmet etsin. Kadıncağıza kalktım. Tabii sınıfta ders sırasında birisi kalkıp gelince kadın bir duraksadı, ne oluyor falan. Yanına gittim. Dedim ki hocam dedim ben çıkıyorum dedim. Niye dedi? Cuma'ya gidiyorum dedim. Kadının abi bir çene düşmesi ve göz büyüme. Ne? Falan diyerek. Ya sen dedi namaz mı kılıyorsun dedi. Cumaları kılıyoruz dedim yani. Peki peki falan dedi ama kadın kekemeleşti yani. Ondan sonra o kadar azdı. Görmedikleri bir varlık gibi, türü gibi. Onları da yaşadık şimdi aklıma o geldi yani. Eyvallah. Üzücü. Şimdi bu... Hocam şey derler ya. Ben müsaadenizle bir... Estağfurullah buyurun. Yul Brynner diye bir Amerikalı aktör var. Kel. Kel aktör benim olarak yok. Biliyoruz. Evet. Hocam şöyle onun kel olma hikayesini anlatırlar. Allah Allah. Bu Humphrey Bogart'la tanışıyor işte yeni gitmiş seçmelere katılıyor oyun filan kendini göstermeye çalışıyor. Humphrey Bogart o zaman büyük bir oyuncu. Efendim diyor başarılı olmak için diyor ne yapmam lazım yani. O da diyor ki açık başlı olacaksın. Open head diyor. Bu diyor onu yanlış anladığı için saçlarını kazıtıyor hocam. Yani görüşünü açık tut. Tabii görsel vizyonunu olarak. Vizyonunu açık vizyon, tut diyor. Yani, açık fikirli ol demek istiyor. Şimdi Allah bizim, Allah. Bizim şey maceramız hocam bu müzik macerası. İşte hani o sokaklarda filan mandolin çalan dilencilerin yaptığı müziği biz bir uygarlık göstergesi olarak evet. Belki de başlarda algıladık. Yani biz alacaktık tamam yine alalım hani Batı müziği falan ama ya bu Fransızlar ne kadar kültürlü işte sokaklarda çocuklar bile Fransızca konuşuyor şakasının ortaya çıkmasına benzer sebep olacak şeyler. Bir zihinsel ortam vardı. Abi kendin olamayınca başkasını da anlayamıyorsun. Evet tabii. Onun da kıymetini kavrayamıyorsun. Mesela ben kendi müziğimize hem değer hem önem hem de anlam vermeye çalışan birisiyim. Ama mesela buraya gelmeden önce Rahmaninov'un 2. senfonisinin Adagio'sunu dinliyordum. Bayılırım. Kardeşim zaten bu dünyaya tanış olunca her dünyaya tanış oluyorsun. Evet. Kendini tanıyınca, kendine gelince aleme gelmiş oluyorsun. Yani bütün insanlarla zaten bütün kapıların açılıyor. Güzellikler zaten sana oradan el salıyor. Bak ben buradayım. Yani Finlandiya'dan da görebiliyorsun. Eskimo'dan da, Afrika'dan da görebiliyorsun. O yüzden... Bizim asıl engelimiz
Batı değildir. Batı bizde bir takıntıdır. Ben öyle diyorum. Batı bir sorunsal bile değil bizim için. Bir takıntı abi. Yani her konuda sanki karşımızda bir batılı varmış ve onu ikna etmek üzere ve onun da hafif ona da sinyal yaparak onu memnun etmeye, razı etmeye çalışıyormuş gibi konuşuyoruz. Bir meşruiyet kaynağı. Aynen. İmiş gibi. Muhayyel. Olmayan bir şey. Muhayyel bir muhatap. Batı. O yüzden tercüme kafasıyla konuşuyor. İkimiz bile konuşsak bir süre sonra dil sanki batılı birisine bir şeyi ikna etmeye çalışıyorsun. Onlar çok kıymetli. Bakın bizde de kıymet var. Vallahi billahi var. Falan gibi. Hatta burada referans çarpılmaları oluyor. İşte demin senin söylediğin o cami musikisi, tekke musikisi gibi şeyler, isimlendirmeler. Bir de mesela çok sık rastladığım diyor ki Buselik makamı diyor. Batılıların La Minör dizisine denk gelir diyor. İlle bir şeye denk gelecek yani. Kardeşim onunki seninkine denk gelsin. Sen niye ona denk gelmek zorundasın? Tabii ki canım yani. Bush ondan sonra şeye dönüyor. Turkish pizza. Hani lahmacun diyor. İngilizce menüye yazacak ya. Turkish pizza yaz. Abicim pizza ne? Lahmacun ne? Her hamur ve üzerinde harç tabii olan şey pizza mı olacak yani? Büyük bir kompleks. Hocam, bir takıntı. Bu biraz yani hepimiz tabii küçük şehirlerden geldik. Ama bu küçük şehir insanı. Ben değil. Ankaralıyım. Ankara merkezden geldiniz. Ben merkez. Şeydir hocam. Bildiğinize benzetmeye çalışırsınız. Yani aynen. Çamlıca Tepesi'ne çıkarsınız. Ya burası da bizim Boztepe'ye benziyor falan dersiniz. Falanca yerde bizim de şöyle bir sokağımız vardı falan dersiniz. Tabii ki çok fazla görmeye başladığınızda ki çok fazla gördüğünüzde bu kompleksler kalmıyor. Aynen. Mesela o Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan, sonradan yapılan aşırmalar vesaireler, hatta kitaplar. Yani kitapları o zaman dil bilen insanda fazla olmadığı için açıyor Kamelya'daki kadın. Kamelyalı kadın ya da açıyor onu bir okuyor. Onun biliyorsunuz çeviri olmaktan çok uzak bir sürü versiyonları vardır. Tabii. Kafasına göre yazıyor. Tabii, esinlenip. Tabii. O dönemde şimdiki gibi bir internet ortamı yok. Evet. İşte dinliyor adam. O müziklere dinlemek, ulaşmak filan bir ayrıcalık. Çok az insanın yaptığı bir şey. Yani bir noktaya kadar bunun fark edilemeyeceğini bile düşünebiliyorsunuz. Yani. Mesela Orhan Veli'nin şiirleri için de biliyorsun öyle bir bilimsel çalışma yapıldı. Fransız şiirinden var abi apardıkları var. Erdoğan Alkan isimli bir Fransız uzmanı vardır hocadır hem de şeydir. İyi bir tercümandır. İyi bir tercüman. Onun öyle bir kitabı var. O kitabında özellikle Orhan Veli'den başlayarak ikinci yeni şairlerin Fransız şiirinden nasıl çok etkilendikleri, hadi biz tırnak içerisinde çok etkilenmek diyelim. Mısra ispatladı ispatlıyor. Bodler'den, onu okudum o yüzden yani. Bir şeyi var kitabı var, enteresan bir çalışma. Abi heykelde de aynısını yapıyor. Orada da var. Yani burada abi tabii etki, intihal bunlar çok tartışılan şeyler. Çünkü şöyle yani iki intihal varsa beş kendi mısra var ama bu da şiir için çok tartışılan bir şeydir. Ama bütün bunları ve daha fazlasını isterseniz ikinci bölümde konuşalım. Olur. Olur mu? Eyvallah. Sevgili dostlar kısacık bir mola vereceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.